Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün pazartesi. Bu videoyu şimdi çekiyorum. Birkaç saat sonra yayında olacak. İnşallah yüklenip bir şey olursa. Özellikle dün ve bugün biraz vicdanen rahatsız oldum arkadaşlar. O yüzden bu videoyu da çekeyim dedim. Bu sabah attığım videoda zaten izlemişsinizdir, birçoğunuz izlemişsinizdir. Bizim dere yolunda yine bir tane köpeği besledim, gördünüz. Sokağa atmışlar köpeği. Yani ilk zaten köpeği gördüm arkadaşlar, bir üzüldüm yani. Köpek çünkü gerçekten sokağa atılmış olduğu o kadar belli ki, çünkü köpeğin kulaklarını yapmışlar. Belli yani, köpeğe belki 2 sene, 3 sene, 4 sene, köpek 4 yaşlarında olabilir, 3-4 yaşlarında olabilir. Köpeğe 3-4 sene bakıp, belki 1 sene artık, belki evde değişmiş olabilir. Belki bakan kişi başka birine verdi, o bakacak diye, o bakacak olan kişi köpeği sokağa attı. Yani neler olmuş olduğunu biz bilemiyoruz şimdi, biz varsayımlar üzerine konuşuyoruz. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Belki köpek sahiplenecek insanlar bu söylediklerimi duyarsa belki vazgeçerler. Belki böyle bir şeye kalkışmazlar yapacak olanlar. Yani bu videolarda biz bazen böyle mesajlar vermeye çalışıyoruz ama video tabii ki izleniyor 30 bin, 40 bin. Ama başka fuzurlu bir video olsa 100 bin izlenir, 500 bin izlenir, tamam mı? Başka bir şey olsa yalan haber olsa televizyon kanallarına çıkar. Ama biz doğru ve faydalı bir şey söylediğimiz zaman bu tabii ki rağbet görmüyor yani. Niye? Şimdi doğru bir şey söylüyoruz değil mi? Doğru bir şey söylediğimiz zaman rağbet görmüyor. Ne bileyim yani. Tabii ki duyarlı insanlar var. Allah razı olsun onlardan. Onlar söylediklerini, ne demek istediğimi anlıyorlar. Ben şimdi burada köpek sahiplenmek isteyen gençlerimize, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bakın, bu hayvanlar gerçekten zaten bu hayvanı böyle alıp beslediğiniz zaman bunu hiçbir şeye değişilmeyeceğini anladıysanız eğer, o zaman siz gerçekten vicdan sahibi, merhamet sahibi bir insansınız. Bazen bana soruyorlar işte, abi işte Leyli korsanı, sende fazla erkek dogo var, korsanı benim, işte bende alabay var, alabayla takas edelim. Bana bunu diyen mesela oldu geçen, çok da güzel bir alabay var. Yani dedim ki senin alabayın altından olsa ben bu korsan onunla değişemem yani. Bu yani çocuk değişilir mi yani, evlat değişilir mi? Biz bunu ticaretini yapan bir insan değiliz ki takasa verelim veya futbol takımı gibi işte Ronaldinho'yu verdim, Eto'yu alayım. Böyle bir şey yapamayız ki arkadaşlar. Bunlar bizim evlatlarımız yani. Bunlara değişme teklifi, para teklifi yapanlar terbiyesizlik yapıyor. Neyse, bir de şimdi şu var. Bu hayvanları o şekilde düşünen insanlar İleride köpeğin herhangi bir sorun olduğu zaman köpeğini Allah korusun sokağa, ıssız yerlere veya böyle marketlerin, lokantaların olduğu yerlere bırakıyorlar ki, bazısı vicdan yapıyor. Diyor ki böyle ıssız bir yere bırakmayın köpeği, yolda bir iki kişi görsün, yemek versin. Öyle düşünenler de var. Geçen ben sahiplenip tekrar sahiplendirdiğim yavruları biliyorsunuz. Dere kenarına bıraktılar. Oradan sürekli arabalar geçiyor. Yani görüp de acısınlar, yemek versinler diye oraya bırakmışlar. Ama bazen öyle ıssız yerlere de bırakıyorlar ki. Yani niye oraya bırakıyorlar? Çünkü biri bizi bırakırken görür mürür sıkıntı alırlar başına. Çünkü bizim buralarda öyle yani. Böyle biri görürse, özellikle şunu da söyleyeyim. Coşkun Çakıroğlu benim çok yakın dostum, kardeşim. Onların evi de Ok Eski Pazarlı. Onların evinin orada da, tamam mı? Mesela Eski Pazar'da çay fabrikası var, Çaykur'un. Orada Aytemiz Petrol var, Aytemiz Çakıroğlu Petrol var. Onlar da bizim arkadaşlarımız. Köpekleri oralara bırakıyorlar, tamam mı? Ondan sonra orada geçen kadın, işte çocuklara köpekler saldırıyor, işte korkutuyor. Ya yazık yani, hem o insanların günahına giriyorsunuz. Gidiyorlar, işte ayakkabılarını çalıyorlar, bilmem ne yapıyor köpekler. Köpekleri madem sahip olamayacaksınız, niye doğurtuyorsunuz, niye sokağa bırakıyorsunuz? Bakın, o insanların da günahına giriyorsunuz, köpeklerin de günahına giriyorsunuz. Bu ne oluyor şimdi? Burada ne var biliyor musunuz? Bir anlık heves.
sosyal medyada görüyorsunuz köpeği, aa ben de bakabilirim diye düşünüyorsunuz. Ben de evde bakarım düşünüyorsunuz. Evde bakmak çok zor. Yani çok uğraş veren bir iş. Evde bakmak niyetiyle alıyorsanız 10 sefer düşünün. Evde bakanlar iyi bilir. Evde bakmak çok zor. Ben onu söyleyeyim. Evde bakacaksanız 10 sefer düşünün. O şekilde sahiplenin. Yarın öbür gün ya bakamazsam ben şu arkadaşım var ona veririm niyetini alıyorsunuz ya. O sizden onu alan arkadaşınız da ya parayla satmak istiyor. Ya ayıp olmasın diye alıyor. Sonra gidiyor yok kayboldu. Ben biliyorum benim başıma geldi. Ben verdim adam diyor ki çalındı abi köpek. Halbuki satmış köpeği. Birine daha verdim. O da köpeği salmış. Çünkü köpeğe istediği gibi. Şimdi köpeğe şu Escobar. Bakıyor abi bu Escobar gibi olur mu? Tamam mı? Öyle düşünüyor alıyor. İyi bakamıyor. İyi besleyemiyor. Köpek tam istediği gibi olmayınca diyor ki ya bunu vereyim bir birkaç ay sonra bir tane daha alayım ki böyle olsun. Ya bunlar hep bir özenti mevzuları anladınız mı? Benim kendi halamın oğlu ya. Yazık yani ben şu an onunla konuşmuyorum. Köpek verdim ona köpeği baktı bir sene baktı belki tamam mı 7-8 ay neyse. Ondan sonra bıraktı halama. Halam yani yaşlı kadın nasıl baksın? Böyle bir terbiyesizlik yani bizden bunu alıyorsun. Madem bakamayacaksın niye alıyorsun ya? Yani bu böyle kişileri ben sağda solda aramıyorum. Kendi içimizde de var yani. Şimdi özellikle bugün gittim ben arkadaşlar. Dün o gördüğümüz köpeği bugün gittim. Sabahleyin bir daha şey yaptım. Sabahleyin köpeği besleyecektim. O gittiğimiz yerden. Merhaba. Bugün o gittiğimiz yerden bak aynı yerden geçtim. Köpeği besleyecektim. Çünkü dün besledim. Dün bayağı bir yedi zaten. Kemikli etler vardı. Bugün de mama aldım. Gittim ona vermeye ama yoktu orada. Sonra geldim eve tekrar yani dedim ki ya gideyim yarın bir daha gideceğim yani. Yani bugün pazartesi yarın salı tekrar annemi hastaneye getireceğim. Kontroller var şimdi. Gidip geliyorum hastaneye. Yarın yine aynı yerden geçeceğim. Sabahleyin yine bakacağım ama köpek bugün iki sefer uğradım. İki seferde de orada yoktu. O yüzden biraz böyle bende de bir burukluk oldu yani. Köpeği keşke o ilk gördüğüm anda alsam mıydım diye düşünüyorum ama yani benim burada 10 tane köpeğim olmasına rağmen yani o köpeği bir yere sıkıştırıp yarasını iyileştirip bir de onu güzel bir toparlayacaktım yani köpeği. Hem böyle ilaçlamasını falan yapacaktım arkadaşlar. Köpek bir tüyümü yerine gelecekti. Köpek gerçekten çok yakışıklı ve yani bu videoyu direkt izleyenler belki sabahki videoyu izlememiştir. Sabahki videoyu izlerseniz köpeğin nasıl bir köpek olduğunu görürsünüz. O köpeği sokağa salan insanlar insan yani neyse yani onun vebalini boynunda taşıyacak. Yani o köpeği sokağa bırakmanın hesabını dünyada olmasa da ahirette Allah verecek yani. O köpek çünkü bir aksesuar değil arkadaşlar. Hayatı sürdürmeniz için size emanet edilen bir aksesuar değil. Sıkıldığınız zaman, modası geçtiği zaman sağa sola bırakabileceğiniz bir aksesuar değil. O köpeği ölene kadar bakacaktınız. Madem bunu aldınız, bakacaktınız. Şimdi bıraktınız. O hem bu videoyu izleyen insanların bedduası yakanıza yapışıyor, tamam mı? Hem de o köpeğin ağı sizi bırakmayacak yani. Neydi'nin arkadaşlar. Neydi'nin keyfi yerinde ya. İşi onunla ilgileniyor. Keyfi yerinde. Escobar'la böyle daha çok vakit geçiriyor. Escobar'ı saldığım zaman Neydi'ni salıyorum. Hep beraber oynuyorlar ama tabi biraz daha ne diyorsun ona ya? Ne konuşuyorsunuz oğlum ya? Şunlara bakın. Allah aşkına ya. Resmen var ya öyle anlaşıyorlar ki. Şu köpekler var ya bakın şu hayvanlar nasıl anlaşıyor. İnsanlar öyle anlaşamıyor ya. İnsanlar öyle anlaşamıyor. Bugün yani akşam üzeri hatta olay yerine gittim arkadaşlar. Köpeği gördüğüm yere gittim. Instagram'dan da canlı yayın yaptım orada. Köpeği baktık. Biraz daha bu kalkan dere yoluna doğru da gittim. Oradaki o piknik yerleri var. Oralara da baktım. Orada da yoktu.
Yani civarı dolaştım baktım yok arkadaşlar. Yarın sabah gideceğim yine. Eğer oradaysa inşallah alacağım onu. Sırf burada şu an yer yok ama köpeği alırsam beyin o köpeği alırsam beyin hemen farklı bir çalışma yapacak. Ne oluyor? Beyin çalışması yapacak. Ona hemen bir yer yapacağım. Yani neresi artık bir yer yapacağım. Köpeği kendine getireceğim inşallah. Bakalım. Ne oluyor ya? Markus! Yani biz ilk gördüğümüz anda baba. Hayır lady. İlk gördüğümüz anda arkadaşlar köpeği yani bakın köpeği buraya alsak bütün köpekler tamam birbirine girecek. Videodaki yorumlara bakıyorum arkadaşlar. Herkes diyor ki al 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 tamam. Ben kimsenin demesiyle bu köpeği almıyorum tamam mı? Bunu söyleyeyim. Bu al demek ne kadar kolay ya. Al demek çok kolay geliyor size. Siz telefonla izlerken ben burada bu köpeklerin havlaması, o köpek havlayacak, bunlar havlayacak, bunlar huzursuz olacak. Çünkü başka bir erkek köpek geliyor. İnsan diye ki bunlara anlatasın, bak ben bunu iyileştireceğim, göndereceğim. Yani sıkıntı yok, merak etmeyin, bundan size bir zarar gelmez şeklinde bir şey desem anlamıyorlar. İnsan değil bunlar. Biz bunlara insan yerine koyup insan gibi davranmalarını bekliyoruz ama olmuyor. Ayrıca birçok kişi onlara çok çok teşekkür ediyorum buradan. Hepsine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana işte köpeği alın ben masrafını karşılayacağım diye yazan çok oldu. Bize destek vermek isteyen çok oldu bu konuda. Ama biz zaten arkadaşlar o köpeğin bize bir masrafı ne olacak ki yani. Biz onun masrafını zaten düşünmedik. Hiç aklıma ucundan şu kadar geçmediğini zaten biliyorsunuzdur. Yani o köpeğin masrafı ne olur? Biz onu zaten alırız ama yeter ki yerimiz olsa. Yerimiz olsa onun bakabilecek böyle bize de sıkıntı yaratmadan, benim köpeklerime de sıkıntı yaratmadan bakabilecek bir yerim olsa benim onun masrafını falan hiç düşünmeden alacağımı bilen insanlar zaten onlara da ayrı teşekkür ediyorum. Ama bazıları zannediyor ki yani masrafı falan yani öyle bir şey yok. Masraf önemli değil. Orada vicdanımı rahatlatsam var ya onun değeri paha biçilemez yani. Vicdanım rahatlayacaktı. Çünkü köpek gerçekten şuna ben eminim o köpek böyle sanki yani bir çalıştırılmış sürüde mi artık bir şeyde bir bekçilik bir şey yapmış. Böyle bir yılgınlık yorgunluk vardı yüzünde. Onu kendine getirmek istedim. Çünkü bir de o iştahını görünce ama köpeğin kalitesini de böyle yani ne kadar bitik olsa da köpeğin kalitesini videodan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla bir zaman değil yani. Ben 1-2 ay içinde köpeğin nasıl toparlandığını size gösterecektim ama nasip olmadı. Belki yarın orada olur. Olursa alacağım onu arkadaşlar. Zaten bilgi vereceğim size eğer oradaysa. Video çekeceğim. Zaten öyle bir şey olursa videoyu hemen çekeceğim. Hemen akşamına zaten videosunu yayınlayacağım. Yarın akşamki videoda yayınlayacağım onu. Yani bunlar şimdi böyle farklı gelişmeler olunca videolarını hemen çektiğim gibi atıyorum. Ya şeyden de az önce geldim yani. O köpeği bulamadığım yerden de az önce geldim. Zaten orada canlı yayın yaptım. Canlı yayını izleyen arkadaşlar biliyor. Ama şunu söyleyeyim. Dediğim gibi biz bu tarz bilgilendirici böyle yani bu konuda bazı insanların belki hani köpek sahiplenecek insanların sahiplenmeden önce bir daha düşünmesini sağlayacağımız bir konuşma yapıyoruz ama tabii ki yeteri kadar bir kitleye ulaşmıyor olabilir. Ama bunun için de videolara şimdi bir adrenalin katmamız lazım. Yani bir şey mi yapmamız lazım video izlensin diye bilmiyorum ama biz tabii ki videolarda bizi beğenin, işte paylaşın, yorum yapın falan söylemediğimiz için videolarda beğeni sayısı az olduğu için arkadaşlar videolar izlenmesi çoğalmıyor. Ben bunu anladım yani. Gerçekten var. Bunu bir geçenlere de söyledim zaten. Bunun için bir farklı bir değişiklik yapacağım zaten. Bu video için de zaten bunu söyleyeyim. Bu videoda yine beğeni 3000 beğeni olursa canlı yayın yapacağım arkadaşlar gece. 3000 beğeni olduğu anda canlı yayına başlayacağım. Bazen 11'den sonra 12'den sonra başlayacağım diyorum ama bugün herhalde bir işim yok.
3000 beğeni olursa bu videoda direkt canlı yayına başlayacağım arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Eğer ki çevrenizde, şunu söyleyeyim, çevrenizde köpek sahiplenmek isteyen, köpek bakacak kişiler olursa onları bu konuda bilinçlendirin. Kesinlikle bilinçlendirin. Her şey, bakın, biz burada yani bir tek köpeklerin dışkısını temizlerken ben video yapmıyorum. Geri kalan her şeyini yapıyorum ama insanlar burada zorluğu görmüyor sanırım. Yani o yüzden güzel geliyor ama zor bir mevzu yani. Köpek sahiplenecek arkadaşlar işin zorluğunun farkında olmuyor. Ben bunu söylememe rağmen, bakın, ben günde 4-5 kere yürüyüşe çıkıyorum arkadaşlar. Bu kolay bir iş değil yani. Bir kere bile çıkmak insana zor geliyor. Yani bunları düşünün, ona göre köpek sahiplenin. Köpeklerinizi sadece karnını doyurmak, kapıya bağlamak mevzu değil. Bunu bilin. Sahiplenecek insanlara bunları siz de hatırlatın. Belki onlar izlememiştir, belki bilmemiştir. O yüzden biz bu bilinç, yani bu şekilde bilinçlenirsek var ya, sokaklarda köpek kalmaz. Ben buna eminim. Herkes böyle bilinçlense, çevresindeki arkadaşlarını, kardeşlerini bilinçlendirse, belki de 3 sene sonra, 5 sene sonra, bakın, böyle bu yaygınlıkta insanları bilinçlendirsek sokaklarda köpek kalacağını sanmıyorum. Ben yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama ya, biz de profesör değiliz yani. Kafamızdan bir şey, benim görüş açıma göre bir şey konuşuyorum. Belki yanlıştır, onu da bilemem ama bana göre böyle arkadaşlar, tamam mı? Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.